Çocuklarımızın hayatı da tehlikede. Bizimkiler de yanlarında gece gündüz binaların yanından gidiyoruz. Yıkılabilir o binalar, bir gün üstümüze çökebilir yani. Biz memnun değiliz bundan. Yıkmalarını istiyoruz. Hasarlı binaları yıksınlar yerine, güzel bir ev yapsınlar, binalar yapsınlar. Devlete bunları bekliyoruz. Başka bir şey yok. İnsanları düşünen yok zaten. Fakir fukara düşünen yok. Kiraları 10 bin yapıyorlar. Millet çalışıyor 5 milyara. 10 bin nereden kesin kirayı versinler? Kimse onu düşünmüyor işte. Zaten düşünseydi bu hale gelmezdik. Zorla geçiniyorum yani. Eşim çalışıyor 5 milyara. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. Benim evimin önünde de bir tane bina yıkılacak. Arkası yıkılacak, önü yıkılacak, yanı yıkılacak. Bir tek benim binam tek sağlamdır. Birkaç sefer gittik. Dilekçemizi de verdik. Geldiler baktılar. Hasarsızdı. Hani buna seviniyoruz. Hasarsız olması güzel bir şey. Benim için en azından güzel bir şey. Ama yandakiler yıkılması gereken binalarımız var ve yıkılmıyor. Ve şu anda çocuklarımızı da okula bazen gönderemiyorum valla. Hani bir yerlerde bir şey olduğu zaman, bir sallanma olduğu zaman ben çocuklarımı göndermiyordum. Türmeyle biraz daha bekleyin. Ki benim çocuklarım da hani buradadır. Hani koşu yoluna kadar bile gidemiyorlar. Çünkü orada da bir sürü binalar. Yani bayağı bir binalar vardı. Çocuklar geldiği zaman da anlatıyordu. Diyordu anne bak burada binalar diye çok hasarlıdır. Ben 2-3 sefer gittim, gerçekten de içinde olmayan hani bir sürü bina var. Ve 1-2 katlı binalar da değil. Hani 5-6 katlı binalar. Ve benim 2 tane kızım da oraya kadar gidiyordu. Ve ben korktuğum için kızımı da göndermiyordum. İkisini de göndermiyordum. Yani korkmak şöyle bir şey. Orada Allah korusun bir deprem olursa, binalar, hasarlı binalar yıkılırsa benim çocuklarım altında kalabilir. Bundan dolayı ben göndermiyordum. Kalsa da kimsesizler mezarına gidecekler o çocuklarım. Kendi evinde olsa yeri bellidir. Ama o sokaklarda yeri belli değil. Ondan dolayı da bayağı bir gerçekten de okuldan mahrum bıraktık çocuklarımızı. Hasarlı olan binaları yıksınlar. Göçlendirme ise göçlendirsinler. Ya bize bir çıkış yolu göstersinler. Ya yıkım ya da ölüme terk ediyorlarsa ölüm. Artık biz de bir şey diyemiyoruz. Yani ya biliyor muyuz diyemiyoruz. Hani yıkılan binalar var, karar verilen binalar var. Benim ev, ben kapıdan çıkıyorum. Tam kapının önünde bir tane binam var. O binada şu anda 2 kişi tek oturuyor. Hatta eşyaları tek içinde, yurtta kalıyorlar. Ve ben korkudan o binadan çıktığım zaman hemen ilk önce oraya bakıyorum. Ve birkaç sefer de buna da şahit oldum. Yani o küçük küçük parçalar da yukarıdan geliyordu. Zaten hasarlıdır. Kolon dahil bile yok. Kolonu da yok. O binanın, yani yanımdaki binanın sadece şu, yani şundan dolayı yıkılmamışım diye kadar. O küçük küçük kirpitler var ya, onlardan dolayı. Yoksa şimdiye kadar çoktan o da yıkılmıştı. Ve gerçekten de korkuyoruz. Eve girdiğimiz zaman korkuyoruz, çıktığımız zaman korkuyoruz. Bizim, hatta biz dedik ki kapımızı değiştirelim. Yani o tarafa açılan kapıyı, orayı kapatalım, arkadan bir tane açalım. Hani bu bina yıkıldığı zaman önümüzü kapatmasın diye. Biz de çıkalım diye. Deprem çiğe bu. Yani emkaten zarara. Devlet işteki ne çiğe kriye cimere. Ne belediye, ne devlet, dicara hata vederi, gu kata hisari. İşteki ne çiğe kriye cimere. Yani amut huazin yani mal hoş ve çiğe dikin. Mesela cağda. عربات تي في داري ام جدار دكنج عربه ريط طنقه يعني امبر يعني كتن يعني ظلم يعني قولوا زي بجمت يعني ام دخازن با بنايات قش يعني بلديه ياردم دك مش خلق خرا دكني يعني قاعده خش تشي دكني يعني هرتش لازم اجبو خلك اجبو عربه يعني ريط طنقه عربان كاري درباس بو يعني شي خلق زوره يعني انا ديار بخرده دبرم oldu. İşte kiralar çok arttı. Millet hani ev kendine bulamıyor. Millet çok mağdur oldu. İşte kız kardeşimin evi de yıkılmış. Şu anda çok mağdurdur. Ne bir şey aldı, ne devletten bir şey aldı, ne bir durumları da yoktur. Şimdi hani ta gitmişler çölde çalışıyorlar. Ondan sonra çok mağdurlar. Daha evleri işte ağır hasarlıdır. Ne yıkıyorlar, ne onlara bir umut veriyorlar.
ne diyorlar yani size ev vereceğiz ya da öyle yapacağız, daha bir umutları da yoktur. Millet çok perişan olmuş. Devletten hani istiyoruz bir şey yapsın, bir çare bulsunlar, yıksınlar, bir şey yapsınlar. Millet gidip geliyor, insan biz de korkuyoruz hani o şeylerden gidip geliyoruz, sürekli korkuyoruz binalardan, hani çok uzaktan gidiyoruz gene de, ama hani caddeler şeydir, dardır. Nereye gitseydi hani her yer binadır zaten. Onun için korkuyoruz, bir çare yapmalarını istiyoruz. Devlet neyi beklediğini bilmiyoruz. Yanımızda ağır hasarlı bina var. Önümüzde yine ağır hasarlı bina var. Deprem olursa kaçacak yerimiz de yok. Evin içinden çıksak bile sokaktan çıkma şansımız hiç yok. Binalar üstümüze gelir zaten. Yıkım kararı çıkmış. Neyi bekliyorlar biz de bilmiyoruz. İkinci can kaybı olmadan önlem almasını istiyoruz. Şu anda Ahmet'teki belki de depremden sonra yaşadığımız en büyük mesele. Sizin de dediğiniz gibi yani sadece işte binaların etrafındaki trotuarları çevreleyecek şekilde şerit oluyor. O da bazı binalarda oluyor aslında. Tüm binalarda bu bile yapılmıyor. Yani ağır hasarlı binalar olduğu gibi yaşamımızda şu anda var olmaya devam ediyor. Yani normal şartlar altında yapılması gereken yani o hasarlı binanın olduğu sokağın yaya, araç trafiğine tamamen kapatılması. Bununla birlikte etrafındaki binaların da boşaltılması gerekiyor. Çünkü yani bu binalar çok hassas bir noktada. Yani ikinci bir depreme bile gerek kalmadan yani bir araç geçtiğinde dahi oradaki sarsıntıyla birlikte çökebilecek noktada olan binalar var. Fakat bunlar tamamen göz ardı ediliyor ve maalesef hiçbir güvenlik önlemi alınmıyor şu anda. Hasarlı binaların yıkımına aslında 2-3 haftadır başlandı. İşte 100'e yakın bina yıkım şu anda yıkıldı. Ama tabii ki Şubat'ta bu deprem gerçekleştirildi ve biz şu anda Ağustos ayındayız. Yani ilk etapta biraz gerekçe gösterildi. İşte binaların hasarlarının tespit edilmesi. Bu çalışma gerekçe gösterildi. Daha sonra yıkım ihalelerinin yapılması gerekçe gösterildi. Ama yıkım ihaleleri de yapılmasına rağmen çok fazla beklendikten sonra yıkımlar yapılmaya başlandı. Ve şu anda 3000'in üstünde ağır hasarlı bina Ahmet'te var, 4000'e yakın orta hasarlı bina var ve bunun içerisindeki 100 rakamı çok komik bir noktada duruyor tabii ki. Yani burada bu yıkımlar, yıkımların yapılma şekli zaten bunlar da çok tartışma konusu şu anda. Normalde bu binalarda asbest içeren malzemelerin ilk etapta sökülmesi gerekiyor bu yıkımlar esnasında. Çünkü bu asbest malzemesi dediğimiz birçok hastalığa ilerleyen zamanlarda sebebiyet verecek bir malzeme. Ama böyle bir çalışmanın yapıldığını görmüyoruz maalesef. Bunun yerine işte daha çok ekonomik karşılığı olan işte mesela pencereler, kapılar, bunlar sökülüp ayrıştırılıyor. Ama onun dışındaki malzemeler karışılmadan direkt yıkım gerçekleştiriliyor. Ve buradaki en büyük tehlike dediğimiz gibi o asbestin aslında tüm kente yayılacak noktaya gelmesi. Yine mesela bu yıkımlar esnasında aralıksız bir şekilde sulama yapılması gerekiyor ki o tozun yayılmaması için. Ama bunun bile yeteri kadar yapılmadığını görüyoruz. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Çözümler aslında yapıldı, işte kamuoyuyla paylaşıldı. Ama işte bu çözümler neydi? Mesela ilk başta kira yardımıyla kira yardımı yapıldı. Bu kira yardımı da öyle bir rakam ki 3000 gibi bir rakam veriliyor. İşte ev sahibi olduğunda 5000'e çıkan bir rakamdan bahsediyoruz. Ama şu anda Ahmet'te bile yani 3000'e 5000'e kira bulunamıyor. Özellikle depremden sonra yani kira artışları çok fazla oldu. Ve bu yüzden de insanlar bu komik fiyata tabii ki ev bulamıyorlar. TOKİ'ler şu anda çok hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Ama bu TOKİ'lere yerleşim nasıl olacak? Hak sahiplerine nasıl bir paylaşım yapılacak? Yani buna dair bizim dahi hiçbir bilgimiz yok. Bunun nasıl olacağı bile belli değil. Ve şu anda sadece Diyarbakır'da Oğlaklı tarafında bir TOKİ inşaatı söz konusu. Ama oradaki o TOKİ işte evinden çıkan nüfusu ne kadar karşılayacak, ne kadar kısmına karşılayacak? Bu da tabii ki çok sıkıntılı bir durum. Yine çokça konuşulan, çokça söylenen işte yerinde dönüşüm çalışmaları yapılacaktı.
Ama bu bu yerinde dönüşümün de nasıl olacağı belli değil. Yani öyle şey ki işte Diyarbakır'da birçok mahallede şu anda ağır hasarlı bina var. Yani farklı farklı bölgelerine dağılmış durumda. Bu her mahallenin, her alanın ayrı bir sosyolojik yapısı var. Yani bu buradaki insanları mağdur etmeden gerçekten yaşam şekillerini karşılayacak şeyler yapılacak mı? Konutlar, yani barınma ihtiyacı bu temelde mi karşılanacak? Yoksa yine birilerinin karına odaklı mı yapılacak? Açıkçası bu da belli değil. Yani sadece şu anda işte o dediğimiz gibi Ahmet'te, Oğlaklı'da bir TOKİ yapılıyor ve depreme karşılık, yani bu koca hani elimizdeki devasa problemi sanki o Oğlaklı'daki TOKİ'ler karşılayacakmış gibi bir durum söz konusu, ama böyle bir gerçeklik tabii ki yok. Ve yine işte bu kira yardımları sadece bir yılı kapsayan yardımlardı. Bu insanlar bir yıldan sonra kendi evlerine gidemeyecek, yani şu andaki hali hazır durum bunu gösteriyor. O bir yıldan sonra bu insanlar ne yapacak? Yani hani bu sorun nasıl çözülecek? Açıkçası dediğimiz gibi bunlar her biri ayrı ayrı problem olarak önümüzde ve karşılığı da olmayan durumlar. Yine hiç konuşulmayan başka bir mesele, orta hasarlı binaların durumu ne olacak? Oradaki vatandaşlar ne yapacak? Orta hasarlı binalar bir yıl geçtikten sonra ağır hasarlı, yani güçlendirme çalışması yapılmazsa ağır hasarlı kategorisine girecek. Yani şu ana kadar herhangi bir güçlendirme çalışması da yapılmadı bunlara dair. Bu ağır hasarlı duruma geçtikten sonra bunlar için nasıl bir çözüm uygulanacak? Dediğimiz gibi yani bu hepsi soru olarak duruyor ama bunların cevabı yok maalesef. Türkiye, yani Kürdistan'ın da büyük bir kısmı bir deprem bölgesi şu anda. Yani nasıl ki Maraş depreminden önce yani bu işle ilgilenen uzmanlar defalarca uyarı yaptılarsa, yani böyle bir tehlikeyi bildirmelerine rağmen gerekli önlemler alınmadı. Ve şu anda da aynı şekilde uyarılar devam ediyor. Yani İstanbul, Bingöl, Adana, yani buralarda şu anda kırılacak fay hatları var. Ama bunlara dair hala bir şey yapılıyor mu? Maalesef yapılmıyor. Yani yine mesela yani şu an özellikle son 10 yıl, 15 yıldır yani tamamen rant odaklı yapılaşmaya yönelik bir uygulama Türkiye'de devam ediyor. Yani bunun içinde işte fay hatlarında evlerin yapılması, zeminlerinin uygun olmamasına rağmen işte şeylerin yapılması, evlerin yapılması gibi uygulamalar vardı. Ve bunun sonucunda biz bu depremde gerçekten çok acı bir şekilde gördük yani. Yani o bölgelerdeki hiçbir bina kalmadı yani. Hepsi çöktü. Ama işte bu depremden sonra, bunca kaybın olduğu bir süreçten sonra bunların artık gerçekten yetkililer tarafından önüne alınıp değerlendirilmesi gerekiyordu. Ama yine yapılmıyor. Yani işte hemen depremden sonra hızlı bir şekilde bazı şeylerin yapıldığını göstermek için biraz belki tırnak içerisinde reklam amacıyla hızlıca işte TOKİ yapılaşmalarına gidildi. Ama o TOKİ'lerin yapıldığı yerlerdeki zeminler bundan ne kadar uygun, buna dair hiçbir şey yok. Yani hani böyle bir jeoloji çalışması bile yapılmadan hızlıca yine yapılaşmaya gidildi. Bunun ilerleyen zamanlarda bize ne getireceğini şu anda bilmiyoruz. Yani yıllar sonra belki olacak bir depremde yine belki de bu yapılar yıkılacak.